Arkadaşlar, bugün sizlere tam 126 günlük kozmetik diyetimin bitişi şerefine yaptığım Anneler Günü indirimi alışverişimi göstereceğim. Sabahın 10.30'unda gittim önce Gratis'e, beraber açtık neredeyse dükkanı diyelim. Ondan sonra da Watson's'a gittim, alacaklarımı aldım fazla karışmadan ortalık. Zaten alacaklarımı belirlemiştim önceden. İyi oldu. Yine çok bir şey almadım. 126 günde çok fazla ürün bitirdim ama yine de ihtiyacım olan şeyleri aldım. Aklım bazı şeylerde kaldı ama onları da artık başka zaman alacağım. İsterseniz neler aldığımı İlk olarak göstereyim. Gratis'ten The Balm'a gittim ve Bambini palet aldım. Yani Balm'ın bebekleri. Bu 2 numaralı palet. Aslında 1 numarası daha güzel ama maalesef ülkemizde yok. Umarım gelir. Bir numaradaki renkler daha güzel ve daha çok kullanabileceğim ürünler var. Bu paleti almayacaktım. Aslında Mary Luminizer alacaktım ama o 40 lira indirimle 20 liraya düşüyor. Bu da 60 lira indirimle 30 liraya düşüyor ve içinde de zaten çok güzel bir aydınlatıcı var. Ben de bunu tercih ettim daha fazla ürünüm olması açısından. İçinde bir adet aydınlatıcı, bir adet ister eyeliner ister far olarak kullanabileceğiniz siyah bir far. 3 tane farklı far, daha sonra da 2 tane dudak veya bir tanesini yanak içinde kullanabileceğiniz 2 tane de dudak ürünü var. Aydınlatıcı kabında sarı görünse de yüze sürüldüğünde ve Mary Luminizer'a göre birazcık daha içinde pembe ışıltılar barındıran bir aydınlatıcı. Kalıcılığını çok beğendim. Dün denedim. Saat 10'da sürdüğüm aydınlatıcım akşam 5'te de hala yüzümdeydi. Bence yeterli bir süre benim için en azından. Daha sonra fazla kapkaranlık değil, yani çok koyu olmayan bir siyah bu far. Ben genelde eyeliner olarak kullanacağım bunu. Aslında çok da bayılmadım buna. Arada kaynadı diyebiliriz. Bunun zaten bütün tek tek açıklamasını daha sonra yapacağım, blogda yazı olarak gireceğim. Daha sonra 3 tane farımız var. Aslında bu farlar maalesef benim kullanabileceğim, çok sık kullanabileceğim farlar değil. Bir adet bakırımsı altın rengi, bir adet petrol yeşili, bir de mor bir far var. Altın rengini hadi kullanırım. Petrol yeşilini de eyeliner olarak kullanırım ama moru fazla kullanabileceğimi sanmıyorum. Pek sevdiğim bir renk değil. Pigmentasyonları çok güzel. En azından benim için yeterli. Bunların tek tek swatchlarını da yapacağım zaten. Altın rengi olan oldukça ışıltılı. Diğerleri daha az ışıltılı renkler. Ama kullanabileceğim renkler 2 numara değil de 1 numara o benim sevdiğim olsa onda çok daha güzel yeşilli tonlar vardı. Bana daha uygundu aslında. Daha sonra Lip and Cheek Cream diyor. İster dudaklarınızı ister yanaklarınızı kullanabileceğiniz çilek kırmızısı pembesi tonlarında bir renk. Yapış yapış olmuyor. Dokusu da zaten krem aldıklara benziyor. Daha sonra nude bir gloss var. Bu da güzel aslında, beğendim ama dudakta fazla, benim gibi zaten koyu dudağı olanlarda fazla görünmeyecek bir renk. Bu da şu şekilde. Yani genel olarak almak istediğim ürünler vardı zaten şu üçü olaraktan. Kullanabileceğim güzel bir palet. 30 liraya da son derece uygun. Ayrıca pakette çok güzel dış görünüşü ve mıknatıslı oluşu da güzel.
Daha sonra aldık olarak hiç böyle zaten şeftali tonlu allığım yoktu sanki gibi gittim Hatmama'ya aldım. Ama cilt tonuma bu renkler çok uyuyor. Bir de Bahamama vardı. O da bronzer olarak. Onu almadığıma pişmanım. Baktım ama keşke alsaymışım. Bu da 40 lira değil. Kaç liraydı bunlar? Fişi de attım. 38 lira filandı galiba. Ya da 28 lira mıydı? Öyle bir şey yani 15 lira civarı bir şeye geliyordu. 15-16 lira civarı bir şeye geliyordu. Bunu Nars Orgazma dupe olarak yani benzer olarak gösteriyorlar. Benziyor gerçekten fakat bu pembemsi şeftali gibi görünse de benim tenimde içindeki altın ışıltıları sebebiyle direkt turuncumsu şeftali rengi oluyor. Pembelik vermiyor benim cildimde. Bunun nedeni de içindeki altın ışıltılar bence. Şöyle rengi görünüyor mu bilmiyorum ama bunu sürdükten sonra yanağınıza aydınlatıcı falan sürmeye gerek yok. Çünkü son derece ışıltılı bir renk ve cildi çok güzel aydınlatıyor. Canlı bir görüntü veriyor. Severek kullanıcıyım. Daha sonra Maybelline'in şu meşhur Color Tattoo krem farlarından aldım. 40 numara Permanent Top ve 35 numara On and On Bronze. Yani daha fazla rengi var mı bilmiyorum yurt dışında ama ülkemize gelen renkler sınırlı. Bence böyle şeftali tonlarında hani tüm göz kapağımıza sürebileceğimiz bir renk de olsa iyi olurdu. On and On Bronze aslında içinde kırmızılık, kızıllık hafiften barındırdığı için benim kahverengi gözlerimi yorgun gösterebilir. Artık onu da bir şekilde halledeceğiz. Renk vermeleri ve kalıcılıkları bana göre iyi. Çünkü göz kapaklarım yağlı olmadığı için bende sorun olmuyor. Permanent Top en beğendiğim renkti zaten. Beğeneceğimi ve süreceğimi, kullanacağımı biliyordum. Gel gör ki ambalajında bant olmasına rağmen bir aldım, açtım. Yani kullanılmış değildi ama yamulmuştu. Sıcaktan erimiş herhalde. Şöyle de durduğumdan dolayı herhalde böyle oldu. Ama neyse kullanımda bir sorun yok. Permanent Top grimsi bir kahverengi. Soğuk tonlu olduğu için gözleri yorgun göstermiyor. Aynı zamanda ince uçlu eyeliner fırçasıyla eyeliner olarak kullanıyorum gözümün üstüne ve çok güzel duruyor. Denemenizi tavsiye ederim. Yani siyah bir eyeliner sürmek yerine veya siyah bir far sürmek yerine bunu eyeliner olarak geçince hem gözleri ortaya çıkarıyor hem de aşırı bir görüntü olmuyor. Hafif buğulu oluyor. Bunları da çok beğendim. Fiyatları tanesi 15.90 mıydı? 15.90 olması lazım. İkisi 15.90'a geldi %50 indirimle. İyi oldu. Daha sonra Garnier'in Pür Aktif sivilce rolonunu aldım. Bu sivilce rolon benim son zamanlarda bu mevsim değişikliğinden mi bilmiyorum. Alnımda falan bayağı bir sivilceler çıkmaya başladı. Normalde olmazdı ama bu L'Oreal'in salisilik asitli toniğini önceden söylemiştim. Hani anlatmıştım üzerine uyguluyorum sivilcelerin diye. Bu da onun aynısının daha yoğunu diyebiliriz. İçinde salisilik asit ve alkol var. Bu da ne yapıyor? Sivilcelerinizi çıkmaya başladığında üzerine sürerseniz sabah akşam sivilceleri yatıştırıyor. İçindeki salisilik asit o sivilcelerin acılı kızarık halini biraz daha dindiriyor ve iyileşmesini sağlıyor. Bir haftadır kullanıyorum. Hatta aldığımda şuradaydı, şu anda şurada. Çünkü alnımda bilmiyorum, alnımda ve yüzümde hiç olmayan sivilceler çıkmaya başladı. Sivilcelerin iyileşme süresini hızlandırdığı doğru. Aynı zamanda
acısını ve kızarıklığını aldığı da doğru. Beğendiğim bir ürün oldu. Gözaltı rolonunu da almıştım daha önce. Onu beğenmiyorum ama bunu gerçekten beğendim. Bu da %50 indirimdeydi. Ama gel gör ki fişi kaybettim. Gratisten aldım. Fiyatı da 15 lira filandı herhalde. 7,5'a filan geldi. Ve son olarak gratisten en sevdiğim, daha önce de bahsettiğim Setua'nın Before Having Date kolajen maskesini aldım. Bunlar da %50 indirimdeydi. 8 liradan 4 liraya düşmüştü. Hemen alayım dedim, yedekleyeyim dedim. Cildi çok güzel nemlendiren, renk düzenini sağlayan bir maske olduğunu daha önce de defalarca söylemiştim. İçinde 4 tane var. Haftada bir yapıyorum zaten ben bunları. Ve 4 liraya geldi. Bence gayet de güzel oldu. Keşke bir tane daha alsa mıydım ne? Daha sonra Watson's'a uğradım. Aslında Watson's'tan almak istediğim çok bir şey yoktu ama iyi oldu uğradığım. Çünkü BB krimler de %50 indirime girmişti. Bu Pure Beauty'nin Jasmine Water BB kremini aldım. Çok övülüyordu zaten. SPF 30 olması günlük olarak kullanmam için ideal. Zaten onun için aldım. Güneş koruma faktörü olması güzel. Bir haftadır kullanıyorum. Çok beğendim. Şöyle göstereyim. Şimdi tek rengi var. Tek rengi var. Ben orta tonlu bir buğday tenliyim. Size eğer siz de öyleyseniz çok azıcık açık olabilir ve ben sarı alt tonlu olduğum için hafiften de pembe kaçıyor bana. Fakat ben bunu sürerken birazcık da renkli nemlendirici sürüyorum. Rozman'ın Sinerjan markasının renkli nemlendiricisini sürüyorum. O da sarı olduğu için pembe sarı birbirini birazcık nötrlüyor. Ürün oldukça koyu. Böyle görünmesi sizi korkutmasın çünkü son derece cilde oturan bir yapısı var. Fakat ben bunu dışarı çıkmadan önce, makyaj yapmadan önce 1 saat önce cildimi nemlendirdikten sonra 1 saat önce sürüyorum. Ondan sonra çıkmama yakın işte çıkmama 15 dakikada kala makyajımı yaptığım için o zaman cildime oturmuş oluyor. Bana bir parça açık geliyor. Onu da bronzerla destekliyorum. Hani cilt tonumu normale çeviriyorum. Benden daha açık tenliyseniz mutlaka alın derim. Çünkü çok güzel bir ürün yazlık ve benim en sevdiğim yönü de mesela şimdi bunu sürdünüz. Cildiniz emdi bunu. Kapatıcılığı benim için yeterli zaten. Yani bunu sürdünüz, makyajınızı yaptınız, dışarı çıktınız. Akşam oldu. Geldiniz eve. Fakat cildinizdeki hani o yorgun ifadeyi siliyor. Yani akşam eve geldiğinizde bile cildiniz hala ışıldıyor. Cildinizde bir aydınlık böyle ışık ışığı yansıtıyor herhalde ki cildiniz aydınlık görünüyor. Ben de zaten en çok bunu sevdim. O kaç saat dışarıda kalıp yüzümde makyaj olmasına rağmen yüzüm yorgun ve ne bileyim kirli bir görüntü olmuyor yüzümde. Temiz ve aydınlık bir görüntü oluyor. O yüzden sık sık alabileceğim bir ürün oldu. Bunun fiyatı normal fiyatı 23,90 ama indirimle 11,95'e almış oldum bu ürünü. Daha sonra merak ettiğim Rimmel London'ın Lasting Finish Thousand Kisses lip tintini aldım. Yani lip stain. Yani kalıcı ruj, kalıcı dudak renklendiricisi denebilir. Şu şekilde keçeli kalem gibi bir ucu var. Bendeki rengi Forever Walnut. Turuncumsu bir şeftali rengi diyebilirim. Bunun çok çabuk kuruduğunu söylüyorlardı. Doğru olabilir. Rengi şu şekilde. Kalıcılığı aslında çok fazla değil. Yani
Dudağa renk veriyor. Dudak o rengin bir kısmını emiyor ve hafif bir renk kalıyor dudağınızda. 1-2 saat diyebilirim. En azından bende kalmıyor. Habire yiyip içtiğim için öyle aşırı kalıcı bir renk değil. Daha sonra bir de diğer tarafında lip balmı var. O da bu şekilde. Normal bir lip balm. Fakat bunların şu açılıp kapanma olayında birazcık dikkat etmezseniz, hızlıca kapatırsanız lip balmının yarısını götürürsünüz. Hatta aldığım yerde bütün neredeyse hepsini açıp kapatmışlar ve hepsi de kırıktı arkasındaki lip balmların. Olsun diye aldım, elimde bulunsun diye aldım ama diğer bir rengini alır mısın, bir daha tekrar alır mısın deseniz almam. Çok böyle kullanışlı, çok acayip güzel bir ürün olduğunu düşünmedim. Düşünmüyorum daha doğrusu. Fiyatı da 12, yok pardon, fiyatı 15,99 normal fiyatı, 8 liraya geldi %50 indirimle. Daha sonra bende zaten bulunan Rimmel London'ın yine Kate koleksiyonundan 07 numaralı, bu bende bulunan daha önce de tanıttığım çok güzel bir şeftali rengi ruj. Nemlendirmesi de güzel. Bunu kullanamıyordum, bulamıyorum diye. Fakat buldum. Hiç açmadım daha. Yedeğini de aldığıma göre bol bol kullanabilirim. Bunun da fiyatı 12,99'muş. İndirimli 6,5 liraya aldım ve yedekledim. Son olarak L'Oreal'in Perfect Clean köpük kremini aldım. Kuru ve hassas ciltler için olanı. Bunun yağlı ve karma ciltler için, normal ciltler için olanı da var. Bu krem şeklinde bir temizleyici. Şurada şöyle bir yıkamak için Clean Pad denen bir şöyle yumuşak tanecikleri olan bir pedi var. Buna sıkıp işte yüzünüzü ıslattıktan sonra yüzünüze yayarak, köpürterek temizliyorsunuz. Ben güzel bir makyaj temizleyici olabileceğini düşündüm. O yüzden aldım. Fiyatı da bunlarda %30 indirim vardı. Fiyatı 17 liradan 11 liraya düşmüştü. Denemek için aldım. Eğer beğenirsem tekrar alırım. Son aldığım ürün de buydu. Gratis ve Watson's'tan aldıklarım bunlardı. Bundan sonra da Oriflame'den, MAC'ten ve Sephora'dan aldığım ürünleri anlatan bir video çekeceğim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Artık ne yapalım? Yani 126 günlük kozmetik diyetinden sonra, ki hala Project Pen bitmedi. 22 ürün olan Project Pen sürünüyor. Hala bitiremedim. Onu da bitireceğim inşallah. Kozmetik diyetinden sonra işte bunları aldım. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.